Bütün biat manada Allah'adır. İyya kenabüdü ve iyya kenastayin. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Sufilerin de imanı Kur'an ve sünnettir, Allah'adır. Bizim biatımız da Allah'adır. Biz biz üstadımıza yolun, üstadımıza yolun gereklerini yerine getirme, disiplinlerini yerine getirme olarak biatlaşırız. Bir veliden bir mürşidi kamine biat etmek demek yeni bir din değildir. Kur'an ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması için biatlaşılmıştır. Hem ayetle hem hadiste sabittir. Ve bu biatlaşma gerçekte Allah'adır. Kim ahdini bozarsa kendi aleyhine bozar. Kim bu biatlaşmayı bozarsa kendi aleyhine bozmuştur. Üstada bir zarar gelmez. Peygambere zarar gelmez. Bir kimse dininden dönse peygambere zarar gelmez. Bir kimse biatlaşmasını sona erdirse, dersini iade etse üstada bir zarar gelmez. Herkes kendi aleyhine o biatlaşmayı bozmuştur. Sen biatlaşırsın, biatını kendin bozduysan kendi aleyhine bozdun. Bunda ne üstadın bu noktada zararı olur ne de peygamberin zararı olur. Ama böyle e, kendini bir şey zanneden böyle sufi yolundaki kimseler sanki dersi bırakınca orası dağılacakmış gibi düşünürler. O dersi bırakınca oradaki dağılacak. Senin gibi kaç kişisi gelmiş geçmiş, Mustafa Özbağ gibi kaç kişisi gelmiş geçmiş. 1400 yıldan beri dergahlar dolmuş taşmış hep. Git ölen olmuş yerisine gelmişler, giden olmuş yerisine gelmiş. Hani dünden kalanlar nerede? Herkes vakti saati geldiği zaman bu dünyadan göçüp gidiyor. Ve hatta işte o dönmüş gitmiş kimin umurunda? Orası gerçekten hakikat yolundaysa Allah yenisini getirip koyuyor oraya.